Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız TÜYAP. TÜYAP'ta bulunan madencilik fuarındayız. Sektörün öncü firması Yön Proses'e konuk olduk. Firma kurucuları ve firma sahibi yanımızda Yalçın Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Yalçın Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle programımıza siz de hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun standınız. Oldukça da yoğun bir standa sahipsiniz. Fuar da oldukça yoğun. Biraz sonra Yön Proses'le ilgili sohbet devam edecek ama öncelikle ben fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Nasıl geçiyor? İlk gün, ilk dakikalar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle zaman ayırdığınız için bizler teşekkür ederiz. Madencilik Türkiye'de yavaş yavaş daha da ciddi alınan noktalara gelmekte. Yoğunuz, çok yoğunuz. Arkadaşlarımız, dostlarımız, müşteri temsilcilerimiz bizi yalnız bırakmıyor burada. Çünkü sürekli gelişen, teknolojiye ayak uyduran bir firma altyapısı içerisindeyiz. Umarım sonuna kadar bol verim alarak ayrılırsınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Yön Proses'le ilgili bilgiyi almak istiyorum sizlerden. Çok güzel bir öykünüz var. İki arkadaş olarak yola çıkmışsınız. Tanıyabilir miyim sizleri ve firmanızı lütfen? Yön Kaç Proses, yıl önce kuruldu? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yön Proses, daha çok biz sektörde farklı pozisyonlarda çalıştığımız gruplar içerisindeydik. Daha zaman içerisinde baktığımız, yaptığımız işin, bu işin bir de arka tarafına geçelim. Bu işi daha da profesyonelce, istediğimiz kuralları kendimiz koyarak devam edebileceğiniz bir pozisyon olsun istedik. Dolayısıyla Yön Proses'i kurmuş olduk. Tecrübeler birleşerek kurulan bir firma. Aynen öyle. Hizmetlerimizi görelim mi? Biraz açalım mı hizmetlerimiz? Neler var? Yön Proses deyince bizim aklımıza neler gelmeli? İki ismimizden anlaşıldığı gibi proses ve filtrasyon olmak üzere iki ana kola ayrılıyoruz. Asıl mühendisliğimizin döndüğü maden tarafını ilgilendiren tarafımız filtrasyon tarafı. Filtrasyon derken firmamız aslında bir nevi çevre firması gibi de çalışır. Bizim amacımız iki pozisyonumuz vardır. Bir tanesi üretilen, değer kazandırılan metalik madenlerde, kurşun, çinko, bakır, altın, gümüş gibi değerli madenlerde ve hatta endüstriyel ham maddelerde üretilen ham maddenin en son aşamada susuzlandırılarak piyasaya para halinde, ekonomi halinde kazanılmasını sağlamaktadır. Bir de bunun yanı sıra atık fiyatlandırdığımız bizim sistemden uzaklaştırılması gereken su içerisinde bulunan ürünü tekrardan susuzlandırma işlemini yaptığımız ve suyun sistemi içerisinde kapalı döngü haline çalıştırılabildiği sonlu kaynak olan dünya için suyu en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlayan prosesleri anahtar teslim olarak mühendisliğine ve imalatı devreye alması satış sonrası hizmetleri bile komple olarak yapmaktayız. Ekolojik dengeyi gözünde bulunduran bir firmasınız aynı zamanda. Bunu da görebiliyoruz. Bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak da suyun kazanılması anlamında elimizden gelen en son tiklerle beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biraz özelliklerinden bahsedelim, ürün özelliklerinden. Kullanım kolaylığı da gerekiyor çünkü sizin gibi sektörlerde en çok önem verilen nokta da bu aslında. Burada ulaşılabilir olmak en önemli şey. Maden tarafında çalışıyorsanız zaten önemli noktanız sizin servis imkanlarınızın çok iyi olması gerekiyor. Bizim burada servis, personel servis imkanının haricinde uzaktan bağlantı işlemleriyle beraber sistemin, müşterimizin, son kullanıcımızın haberi dahi olmadan sistem sürekli check eder ve buradaki aşınmalar, değişik yedek parçalar, bu gibi ekipmanların kontrolünü yaparak firmayı uyararak burada zaman kayıplarını, bakım maliyetlerini en ekonomik hale getirmeyi amaçlamaktayız. Otomasyonu göz önünde bulunduruyorsunuz aynı zamanda. Teknolojiyi son noktasına kadar kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Sizin gibi sektörlerde bir diğer önemli konu ise teknik servis hizmeti. Bu da çok öyle, çözüm noktaları çok önemli. Firmalar olmazsa kan kaybedebiliyor çünkü. Evet. Nedir çözüm önerileriniz? Herhangi problem olma durumunda neler var? Problem olma durumunda zaten sürekli biz bu planlanmış arıza kaynakları vardır. Bunlarla ilgili senaryolarımız müşterimize teslim edilmiştir. Planlanmayan veyahut da planlı bakımın haricinde olan şey durumlarda da bize talep geldiği anda 24 saat içerisinde tesise ulaşma taahhütü veriyoruz. Zaten bu taahhüt muhtemelen daha da kısa zamanlarda tesiste bulunup işimizin başında onlara yardımcı olmak adına işlemlere devam ediyoruz. Hizmet sektörü çok zor ama kendi içinde zaten zor. Sizin sektörünüz de çok daha zor. Çünkü hataya mal olmayan bir sektördesiniz. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken birçok unsur var. Bunlar neler efendim? Sizin için öncelikler nelerdir? Burada arıza kaynaklarının sebebi baştan başlar. Ekipmanlarımızı, tasarımlarımızı, projelerimizi tasarlarken kesinlikle arıza kaynağı olmayacak şekilde veyahut da madende arıza her zaman olur, aşınma her zaman olur. Fakat bunları olabildiğince planlı tutabildiğiniz sürece varsınızdır. Biz tasarımlarımızı yaparken bu konuya çok hassasiyet gösteririz. Özellikle eldiğimiz nokta budur. Planlı bakışın haricinde biz arıza kabul etmiyoruz. Peki efendim, sizler gibi çok firma görmek mümkün. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor. Hali çok rekabete açık olan da bir sektördesiniz şu anda. Teknolojinin ilerlemesiyle de beraber.
Peki sizi ayıran özellik nedir diğerlerinden? Neden gelinmeli yön prosese? Neden tercih edilmelisiniz? Dürüstlük diyelim biz buna. Buna herkes gen vurur, dürüstlük ama yön proses çok kısa zaman içerisinde civada satılmasının bile çok zor olduğu maden sektöründe çok haklı sayıları bir yere sahip oldu. Bunun da sebebi tamamen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın bize olan güvenleriyle kaynaklı. O yüzden bizim için ilkemiz güven ve dürüstlük diye adlandırıyoruz. Peki proje bazlı mı çalışıyorsunuz? Genelde proje bazlı devam ederiz. Peki ne kadarlık sürede proje istendiği zaman teslim edebiliyorsunuz? Bizim madende birazcık proje zamanlarımız çok uzundur. Değişiyor tabii. Keşke mümkün olsa da bir ay içerisinde ekipmanlar teslim edilse ama bizim projelerimiz ortalama 3 ayla 1 sene arasında değişen zaman dilimlerinde çalışır hale getirilir pozisyonda olur. Yeriniz nerede Yalçın Bey? Yerimiz Sakarya lokasyonunda konumlanıyoruz. Orada 2 farklı fabrikamız bulunmakta. Sakarya civarında iş yapıyoruz. Çünkü lojistik olarak çok güzel bir nokta. Hem ham madde tedariği hem de diğer bölgeye ulaşım anlamında güzel bir pozisyon sahip. Orayı tercih ederiz. Peki ben şunu sormak istiyorum. Biraz duygusal bir soru olacak belki sizler için ama bir firma kurmak kolay değil Yalçın Bey. Yıllar önce bunu başarmışsınız arkadaşınızla beraber. Bugünlere kadar da getirmişsiniz. Hele bugüne getirmek çok daha zor kurmak kadar da. O günden bugüne neler yaşadınız ve şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydiniz peki? Bizim zaten hayallerimiz çok daha ilerlerdi. Hayal olmazsa insan yaşayamaz. Bu firmayı kurarken de büyük hayallerimiz vardı. Evet, çok çabuk, çok hızlı ilerleyen bir hayale ulaşma noktası oldu. Daha da ilerisi var. Biz dünyada bu işi neden biz de yapmayalım ki modüle yaklaşırız ve şey deriz. Uzay mekiği yapmak zordur ama hiç yapmadık. Bir kere yapsak belki onu da yaparız. İddialı oluyor bu ama hayallerle ilgili bir şey bu. Hayalimiz noktasında hayalin peşinde koşan insanlarla beraber çalışıyoruz. Peki, hayal hedef bitmez diyoruz değil mi? Sonsuz o da. Var mı bundan sonraki etapta farklı projeler, yenilikler? Tabii ki. Yani bu bizi izlemeye devam etsinler diyoruz biz müşterilerimiz. Sürprizlerimiz var diyorsunuz. Sürprizlerimiz sürekli olacaktır. Değişen noktada teknolojiler değişiyor. Farklı farklı pozisyonlarla ilgili bizi izlemeye devam edecekler ve çok daha güzel sonuçlar elde edecekler. Peki. Yani. Son olarak da sizleri destekleyen, bu kadar yıl sizi bırakmayan müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere son sözleriniz nelerdir efendim? Onlara çok teşekkür ederiz. Bu firmanın kurulmasının sebebi, başlangıç noktası ve devam etme süreci tamamen onlarla ilgili bir şey. Çalışanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, partnerlerimize, hepsine yön prosesi verdikleri emek için, alın teri için teşekkür ederiz. Bize verdikleri değer için de ayrıca minnettarız onlara. Umarım bu verdikleri değerin karşılığını fazla kat be kat vererek devam edeceğiz işlerimize. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, bölgenize ve Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli, güvenilir farklı hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun seneler boyunca Yön Proses Filtrasyonu'nda ismini duymak dileğiyle. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Çok sağ olun. Başarılar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyenlerimiz TÜYAP'tan, Madencilik Fuarı'ndan, sektörün öncü firması Yön Proses'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve fuara kadar. Hoşçakalın.